Ömer Küçükkaya ile Bütün Şey programından herkese merhabalar. Bugün gündemimiz çok yoğun. Gündemde seçim var, geçim var, ekonomi var. Türkiye'nin an be an değişen stratejilere yönelik hamleleri var. Evet, bir yanda WhatsApp üzerinden, bir yandan sosyal medya hesaplarımız üzerinden bugün sizlerle gündeme dair birçok konu başlığını değerlendireceğiz. Tabii ki seçmen profilini, milletvekillerini, ve milletvekili adayı olmak için mücadele edenlerin neleri göze almaları gerektiğini, hangi hataları yaptıklarını ve hangi artılarla öne çıkabileceklerini de konuşacağız. Aslında bugün sizlerle birlikte bir yandan da arkadaşlar yazıyorlar. Birçok konu başlığını konuşmaya devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar biliyorsunuz malum seçimde olduğundan dolayı yoğun bir programla birlikte Bizi yalnız bırakıyorlar. Yalnız bıraktıkları için de biz de bugün çok özel bir farkındalık ile sizlerle birlikte, sizlerle baş başa bir program yapma eğilimdeyiz. Bir yandan telefonları takip etmeye devam ediyorum. Bir yandan da sizlerle birlikte çok özel bir yayın yapacağız. Arkadaşlar geçim diyoruz. Herkesin sorunu geçim. Geçimle ilgili dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir açıklama yaptı. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı'ndan beklemediğimiz, bekleyemeyeceğimiz, öngörmediğimiz, öngöremeyeceğimiz müthiş bir açıklamaydı. Bir anda ya emekli maaşları 5500 liradan 7500 liraya çıktı. Evet, böyle bir ortamda tabii ki insanlar merak etmiyor değiller. Nasıl oldu da, nereden aklına geldi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben emekli maaşlarını bir anda 7500 bandına çekeyim. Aslında bu bir o anda aklına gelme olayı değil. Bunun bir background'ı var, bunun bir hikayesi var, bunun bir başarı öyküsü var. Bu konulara da birazdan gireceğiz. Bir öte yandan da biliyorsunuz Bursa uzun zamandan beri önemli konu başlıklarıyla, Bursa Spor Ahmet maçı ile milletvekili adaylarında nerenin adayı olacak, kim nereden aday olacak gibi sorularla kendi içerisinde bir yoğunluk yaşıyordu. Bu yoğunluğun içerisinde çok önemli bir husus daha vardı. Bu hususta seçmen profili. Kürt seçmen kime oy verecek? Karadeniz seçmeni kime oy verecek? Kamu çalışanları nasıl bir refleks gösterecek? Ve her şeyden önemlisi Bursa'nın kendi seçmeni. Öz seçmen nereye gidecek? Tüm bunların içerisinde şimdi ...adım adım değerlendirelim... ...bildiğiniz üzere Bursa 20 seçmenden... ...pardon 20 milletvekilinden... ...oluşan geniş bir seçmen profiline sahip... ...Bursa 2 seçim bölgesinde... ...10 artı 10... ...20 milletvekiliyle... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da... ...temsil ediliyor... ...uzun zamandan beri biz de... ...ama yoğunluklarımızı... ...ama seçim hazırlıklarımızı... ...ama e, mübarek Ramazan'ın başlamasına birlikte... ...Ramazan hazırlıklarımızı edip Ankara'ya gitmedik... ...daha doğrusu gittiğimizde de hep aynı yüzler vardı insanlarla hep aynı şeyleri konuşacaktık. Deprem felaketiyle birlikte herkesin olduğu gibi bizim de moraller yerlerde. Biraz nefes almaya çalıştıkça, birazcık motive olmaya çalıştıkça sizlerin karşısına çıkmaya devam ediyoruz. tabi eleştiriyoruz, eleştirince hemen işte iktidar cephesi diyor ki Ömer saf değiştirdi. Sanki Nagihan Alçı'ya o kadar parayı ben verdim. AK Parti Genel Merkezi'nin, AK Partili belediye başkanlarının. Ee, Sayın Rock ve e, Nager Alçı'ya verdikleri bütçeler e, sanki benim cebimden çıkmış gibi ya da bana verilmiş gibi böyle bir ithamlar var. Yok Allah çok şir. her şeyimiz faturalı, her şeyimiz belgeli. Biz e, özgür bir basın mensubu olarak çalışmalarımızı olabildiğince güçlü yerinde götürmeye devam ediyoruz. E, ve Bursa'da, Bursa medyasının terk edilişine de sahne oluyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın hızla ulusal medyada yer alma yarışı Kendisini Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Ekrem İmamoğlu'yla eşdeğer görme çabası ve Bursa'nın ulaşım sıkıntısıyla birlikte bizler seçime doğru gidiyoruz. Seçimde aslında enteresan farkındalıklar yerine getirdiğinizde seçimi okumak çok kolay oluyor. Masa başında yazan arkadaşlardan, yorum yapan, köşe yazan ya da televizyon programı yapan arkadaşlardan bir farkı var Ömer Küçükkaya'nın ya da Bursa Haber ailesinin ya da ekosektörün esnaf postasının, gazete halkın Çanakkale Gazetesi'nin. Biz sahadayız. Büyük bir medya yapısıyla e, sokak muhabirlerimizle bizzat kendimiz çıkarak sahadayız ve sahada ne görüyoruz? İşte tıkanan trafikte e, aracın eskiden kolunu çeviriyorduk, indiriyorduk. Şimdi arabalar modern oldu. Tok da yollara çıktı test sürüşlerinde Bursa'da. E, indiriyorsunuz düğmeye basıp vatandaşa soruyorsunuz. Abicim, ablacım, değerli kardeşim, değerli büyüğüm ne diyorsun? Ve vatandaş diyor ki iyiye gitmiyoruz. Bak yol gitmiyor koskoca Bursa 20 yıldır İstanbul yolunda da olduğu gibi iki şeritte. Yani Budanya'ya giderken de, Kestel'e giderken de, İstanbul'a doğru giderken de iki şeritte. Yine dağ yoluna giderken de. Nedir iki şerit? Tek bir hat üzerindeyiz. Yani dike inişlerimiz yok. Maraş'ta, Hatay'da, Gaziantep'te, deprem bölgelerinde çok önemli bir noktaydı bu. Bana iletilen. Dediler ki değerli abim, değerli dostumuz lütfen rica ediyoruz. Belediye başkanlarına çağrı yapın. Orta revüjleri kaldırın. Ya dedim orta revücüleri kaldıralım ama arkadaşlar ortadan giden Bursa'yı nasıl kaldıracaksınız? Bursa'yı ortadan kaldıramadığınız için bugün Merinos'tan bir dönüyorsunuz bir daha ta Acemler Kavşağı'ndan dönüyorsunuz. Şimdi böyle bir tabloda bir anda Acemler Kavşağı bir anda Merinos Kavşağı varken Olası bir depremde siz Kükürtlü'ye, o hatta ya da aşağı doğru Soğanlı'ya, Merinos'a nasıl ineceksiniz? Paşa Çiftliği'nin oradaki kaçak yapılaşmayı görmezden gelip nasıl Bursa'da şehircilik var, çevre var diyeceksiniz. E tabii ki diyemiyorsunuz. Bursa Spor Stadyumu var arkamda görüyorsunuz. Bursa Spor Stadyumu bir acı, bir trajedi arkadaşlar. Dere yatağının üzerinde yapılmış dev bir proje. E Sayın Ali Aktaş da geldiğinde ilk başta o projeyi eleştirmişti. Sanki bizim e, e, yönetiminde olduğumuz meclis e, bu kararı vermiş gibi. Kendisi biliyorsunuz o dönemde yine İnegöl Belediye Başkanı'ydı. Mesela aslında Al Nur Aktaş da başladı. Evet, Halil Nur Aktaş'ın Bursa Belediye Başkanı olmasıyla birlikte e, Bursa 2. İnegölüler dönemini yaşamaya başladı. Yani Bursa siyaseti artık iktidar kanadında siyasetçi çıkartamayan, bakan çıkartamayan, e, kendi öz e, siyasi dimağını kullanamayan bir, İktidar ile yüzleşti. Ayhan Salman süreci beraberinde Davut Gürkan süreciyle beraber gördük ki Bursa'nın kendi bakanları yok. E son olarak da Hakan Çavuşoğlu'nun Başbakan koltuğundan indirilerek normal milletvekili gösterilmesi, sonradan da yarım elma görül alma Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı yapılması, akabinde Zekeriya Birkan'ın Adalet Bakan Yardımcısı yapılmasıyla Bursa'nın ağzına bir e, parmak bağlı çalındı. Evet, Bursa bir parmak bal çalınmış bir şekilde yürürken sanayici küçülmeye başladı. Sanayici küçülürken bir de sanayicinin karşısına döviz kuru çıktı. İşte tam bunlarla beraber yine aynı yere geldik. Bir tarafta seçim, bir tarafta geçim. Ya da bir tarafta geçim, bir tarafta seçim. Ama ortada biz varız. Vatandaş. Ama esnaf olarak, ama gazeteci olarak, ama iş adamı olarak, ama sanayici olarak, ama kamu çalışanı olarak ama işsiz olarak ya da emekli olarak bir de emeklilik bekleyen, prim günleri dolan, e, yasalarla bir türlü e, oturtturamadığımız sosyal standartlarımız var. Yani toplum. Tüm bu noktada geldiğimiz zaman bir de cepte biz liste taşıyoruz. Bakın burada bir liste var. Şöyle bir göstereyim bakayım çıkacak mı? Evet liste burada arkadaşlar. Kimler milletvekili olacak? Kimler olmayacak? Bu liste her gün değişiyor. Ben yazıyorum bana diyorlar ki geçen AK Parti'nin aday olan bir muşlu iş adamı. Ya sana para veriyor ona geri yazıyorsun. Ya sen ne kadar verdin ki diyorum ne yazmışız seni. Seni toplum söylediği için yazıyoruz arkadaşım. Evet muşlu seçmenlerin önemli bir Bursa'da belirleyici yönü oldu. Bursa'da Bursalılardan sonra yani Bursalılardan kastımız Bursa'da doğan Bursa'nın nüfusuna kayıtlı olan seçmen. Bunun dışında Muşlu seçmen, Samsunlu seçmen, Erzurumlu seçmen var. Erzurumlarla ilgili en mantıklı adımı e, İzzettin Küçük, eski Bursa valisi, onu Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıraya e, getiren Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Evet burada Turgut Özkan'ın da dahli yok. Direkt Ahmet Davutoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun tasarrufunda büyük ihtimalle ikinci bölge, ikinci sırada e, eski e, Bursa eski valisi İzzettin Küçük var. İzzettin Küçük Erzurumlu olarak o topa girdiğinde hem ikinci bölgedeki Erzurum nüfusunu yanına çekmiş oluyor. Hem de Erzurumlar uzun zamandan beri AK Parti'de Bursa'da bekledikleri ve göremedikleri karşılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmüş olacaklar. Sayın Efkan hala biliyorsunuz ki İçişleri Eski Bakanı'ymızdı. Bursa'da geldi. Daha sonra genel merkez görevlendirmeleriyle Ankara'da tutuldu. Amerika'da çok önemli görüşmelere imza attı. Ulusal anlamda çok başarılı bir süreç istedi ve izledi. Bu süreç sonucunda da önemli katma değerler sağlandı ve yine kendisinin desteklediği Sayın Davut Gürkan Bursa'yı yönetiyor iki yıldan beri. Bursa'yı yöneten Davut Gürkan'ı biz burada birkaç defa ağırladık. Hatta ilk e, hayırlı olsun derken de ben Bursa milletvekili demiştim ama genel merkez il başkanı koltuğunda kalsın milletvekili değil e, başkan olarak sorumluluğunu yerine getirsin dedi. E, Sayın Davut Gürkan da kendisinden beklenen o iradeyi gösterdi. E, toplumun sesine de, sağduyusuna da, bizlerin de çağrısına e, kulak vererek görevinin başında kaldı. Evet, önce bir seçim yapmak lazımdı. Deva Partisi İl Başkanı Serkan Özgöz gibi daha bir seçim görmeden, e, paçaları sahada sıvamadan, bir kere bile stüdyomuza gelmeden, ben milletvekili adayım deyip, Ali Babacan'ın zaten düşmekte olan oyunu iyice e, aşağıya bırakmamalıydı. Ama işte böyle yenilikçi olduğunu, demokrasi atılım yapacağını iddia eden il başkanları da var. E bir yanda da adalet ve kalkınma için önce ben değil, önce bizim davamız diyen il başkanları da var. Eleştirdiğimiz gibi desteklemesini de bilmek lazım. Deva Partisi iyi ilçe başkanlarıyla aslında yola çıkmıştı. Ama Serkan Özgöz'ün toplumdan uzak kalması, eleştiri politikasını sadece Büyükşehir üzerinde kanalize etmesi ve özellikle Doğu Güneydoğu seçmeninin olduğu alanlarda Ali Babacan'a rağmen varlık göstermemesi. Biliyorsunuz Ali Babacan geçen sene Ramazan ayında Bursa'daydı. İlk programı da bizimle yapmıştı. Ben Ankara'da ayağımın tozuyla hemen gelmiştim. Takım elbiseyi falan değiştirdik. Hemen canlı yayın ekiplerimizle beraber o zamanki değerli dostumuz B Gazete ekibiyle beraber orada bir program çekmiştik. Ve orada şunu görmüştük. Ali Babacan Kürt seçmeni önemsiyor. Bulgaristan göçmenlerini önemsiyor. Ve daha da önemlisi arkadaşlar Ali Babacan aslında liberal bir lider olarak görülse bile tamamen halk adamı olduğunu Bursa'da göstermişti. Ama sonrasında Ali Babacan'la Bursa arasında salon toplantıları başladı ve DEVA Partisi salonlara hapsolunurken Kemal Paşa'da Mustafa Kemal Paşa ilçemizde bir başarı sergilemişken, Mudanya'da Avukat Tuncay Özdemir'le yeni bir çıkış yakalamışken, Yıldırım'da pazarlara girmişken, halk pazarlarına girmişken birdenbire yavaş yavaş geri çekildiği İttifak'la ittifakla birlikte Deva Partisi aslında alması beklenen %15'i ittifakın %3'üne teslim etti. Yani %12'den vazgeçti. İttifakta %3 oy alabilecek potansiyele düştü. Yalnız milletvekilliğine il başkanının aday olmasıyla birlikte Deva Partisi'nin Bursa'daki güvenilirliği tartışılmaya başlandı. Evet arkadaşlar Deva Partisi Bursa'da e, beklenen dirilişi il başkanının milletvekili aday adayı olmasıyla birlikte çöküşe demeyelim ama bir umutsuzluğa terk etti diyebiliriz. Deva Partisi'nden Böyle bir hamle gelirken Gelecek Partisi'nin de içeride ciddi bir e, yükselişini görüyoruz ittifakla beraber. Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla güçlü bir akım e, sergileyen e, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, tüm e, öngörülerin ötesinde bir hamle yaparak Bursa'da, zaten Bursa'yı daha iyi e, bilen bir siyasetçi yok o masa içerisinde. Çünkü en fazla Bursa'ya gelen kendileri de, Gültekin Uysal da bir aralar çok sık geliyorlardı ama İsmet Koyuncu değerli köşe yazarımız Bursa Haberleri de, siyaset yaptığı dönemlerde Sayın Gültekin Uysal'ı Bursa'ya çok aktif getirmişti ama sonrasında Gültekin Uysal e, Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda aktif olması, e, Demokrat Partilerin ve Ana Vatanların AK Parti'ye e, kanalize olmasıyla beraber ve akabinde pandemiyle Bursa siyasetinden çekildi. Yani yok. Yok olunca çekilmiş oluyor. Burada bu boşluğu da Saadet Partisi dolduramadı. Saadet Partisi maalesef Demokrat Parti'nin İslamcı kesiminde de dolduramayınca yeniden Refah Partisi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Doktor Fatih Erbakan'la güçlü bir çıkış yakaladı Bursa'da. Birçok ismin milletvekili aday adayı olduğu Refah Partisi aynı zamanda Deva Partisi lideri Sayın Ali Hoca'nın tepki %15'ine de talip oldu. Yani dedi ki Sayın Erbakan ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ben partimle seçimlere gireceğim. Ben bir boyumu, ölçüsünü göreceğim. Ben 1.80 miyim, 2 metre miyim, enim kaç, gücüm kaç, oyum kaçı göreceğim. İşte tam burada, tam bu noktada çok beklenmedik bir hamle geldi. İyi Parti'den. İYİ Parti birdenbire masadan kalktı. Sayın Meral Akşener masadan kalkmasıyla birlikte ciddi bir süreç yaşandı. İşte tam burada arkadaşlar beni uyarıyorlar. Diyorlar ki bir yoruma bak Ömer Bey. Bakalım vatandaşlarımız neler söylüyorlar. Vatandaşlarımızın sözlerini dinlememiz lazım arkadaşlar. Vatandaşlarımızın sözleri çok önemli. Çünkü siyaset özellikle iktidar kanadı artık ne vatandaş dinliyor ne gazeteci dinliyor. böyle de olunca bambaşka bir boyut ortaya çıkıyor. İktidara kim gelecek demiş arkadaşlar? İktidara gelecek kimse yok şu anda. İktidar yerinde duruyor. İktidarda şu anda 14 Mayıs var. İktidara kim mi gelecek? İktidara 7.500 TL emekli maaşı veren Recep Tayyip Erdoğan'ın gelme şansı yükseliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bursa 2. bölgeden bir Kürt seçmeni birinci sırada koyarsa HDP'nin önünü Bursa'da kesmiş olacak. Peki kendisinin karşısına aday çıkarmayan ve teknik olarak da Türkiye'de yüzde 12 oy oranına sahip olan HDP'ye Bursa'da bu golü Cumhuriyet Halk Partisi e, atacak mı? İşte bu konuda da il başkanı Turgut Özkan'ın önündeki referanslara bakıyoruz. Turgut Özkan'ın elinde iki sürpriz iş insanının e, durduğunu görüyoruz. Yine Deva Partisi aslında bu fırsatı daha tepmiş değil. İkinci bölgede İskanak'ın e, Muş vakfı e, kurucu başkanı, Muş kurucu üyesi, e, Muş iller dahil olmak üzere birçok yapında kurucu üyesi olan bir iş adamı ve Bursa'nın her iki bölgesinde de güçlü bir Kürt e, profil e, böyle bir profili öne çıkartırsa e, tabii ki Deva Partisi de tek milletvekili'nin ikinci bölgeden çok ciddi bir oy oranıyla farklı bir oy oranıyla alabilir. Burada Ak Partinin ilk üçte bir Kürt seçmen e, karşılığı olan Kürt adayı ...koyup koyamayacağını bilmiyoruz. Şimdi baktığımız zaman Ayhan Durgun var... ...Mustafa Sayılgan var, Boğaz Talparslan var... ...Refik Serik var. Bunların Kürt seçmende karşılığı var mı? Bu arkadaşlar Kürt mü? Bu arkadaşlar çıkıp ben Kürdüm... ...diyebiliyorlar mı? İşte bu soru çok önemli. İskan Akın diyor. İşte sırrı sakık konuşuyor HDP'de... ...sırrı sakık ben Kürdüm diyor. İşte ben ne diyorum? Ben Türk'üm diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyorum. Onlar da ne mutlu Kürdüm... ...diyebiliyorlar mı? İşte bu... Şu anda adı geçen dört kişi, yani şu anda popülasyonda bunlar var. Yine e, mevcut AK Parti milletvekili Müfit Aydın var, Muhammed Müfit Aydın. Kürt seçmen bunu bekliyoruz. Sen gelip karşımda ben Kürdüm, Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tıpkı merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal gibi ben Türk'üm diyerek Bursa'da, pardon ben Kürdüm diyerek Bursa'da siyaset yapabilecek misin? Bir Kürt milletvekili olarak AK Parti ya da CHP ya da Deva Partisi ya da Refah Partisi sana ilk üçten yer verecek mi? İşte burada bu sefer ikinci faktör çıkıyor değerli yorumcu arkadaşımız. İşte o sorun da şu. Kim Kürt seçmeni kaçın sıradan koyacak? Kim Karadeniz seçmeninin adayına kaçın sıradan koyacağız? Karadeniz seçmeni de Doğu Güneydoğu seçmeni gibi üçe ayrılıyor. Şimdi Doğu Güneydoğu dediğiniz zaman Erzurum'u Doğu ve Güneydoğu olarak kabul edemezsiniz Bursa için. Çünkü Bursa'da bir Erzurum seçmen kitle gerçeği var. Evet, Erzurum seçmeni e, tabi Anadolu'nun soğuğunu yemiş, işte Rus'un e, 100 yıl önceki kahrını çekmiş, kurtuluş mücadelesinde büyük emekler vermiş. Bu Erzurum halkı ne kadar sanayici de olsa, ne kadar e, güçlü de olsa o mütevazi kimliğinden bir türlü taviz vermemiş, e, öne çıkmamış ve kendi öz kimliğiyle beraber bir e, e, halk e, statüsünde kendisini göndermiş yolculuk yapmış Örneğin bir Erzurumlu Bursa Spor Başkanı var mıydı ben hatırlamıyorum bir Erzurumlu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı var mıydı ben hatırlamıyorum bir Erzurumlu Bursa Ticaret Borsası Başkanı var mıydı vallahi ben hatırlamıyorum hoş iktidar da Erzurumlu bir il başkanı da hatırlamıyorum. Hatta Erzurum'dan en yoğun olduğu Yıldırım'da Rizeli, Ali Erbay Başkan AK Parti'de. Kürt seçmenin içine girmeyen, Erzurum'ların içine girmeyen, toplumdan uzak bir de istifa etmeyen milletvekili de olmayacağım diyen bekleyen bir Ali Erbay var. Allah razı olsun severiz. Ama siyaset insanın güzel ahlakıyla, özverisiyle, saha çalışmasıyla ve beraberinde verdiği kararlar aldığı sonuçlarla alakalı bir şey ve bugün yıldırımda görüyoruz ki güzel insan Oktay Yılmaz'ın da elini maalesef elindeki bürokratlar zayıflatıyorlar. Tıpkı güzel insan Ali Aktaş'ın elini genel sekreterinin, basın arkadaşları daire başkanının e, ve diğer birçok bürokratının ve sahada AK Parti'nin elini sahada olmayan meclis üyelerinin zayıflattığı gibi. Peki iktidarı kim belirleyecek? İktidar kim olacak? İktidar bu seçimlerde vatandaş yani benim. Benim elinde bir oy var. Cebimde bakın tam burada. Tam burada oy var. Şöyle gösteriyoruz. Burada bir oy var. Bu oy artık bir tane değil. Aynı bu telefonlar gibi arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanı'na atacağım oy. Bu da kime atıyorum? Milletvekili adayına. Şimdi soruyorum. AK Parti İl Başkanı Sayın Davut Gürkan. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Turgut Özkan. Deva Partisi İl Başkanı kalmadı ki. Gitti. Milletvekili adayı oldu. Alparslan Yıldız. Sayın Gelecek Partisi İl Başkanı. Refah Partisi İl Başkanı. Valla adınızı bilmiyoruz. Çok çağırdık ama gelmiyorsunuz. Biz para da istemiyoruz kimseden ama herhalde bir iletişim sorunu yaşıyoruz. Anlamak istemiyorsunuz. Ekranlarda olmalısınız. Sayın Kamalak döneminde bu işler milli görüşte daha güçlüydü. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Cihangir Bey, Cihangir Kalkancı. Görüşecektik sonra bir sağlık sorunu vardı ailesinde. Ondan dolayı görüşemedik. Öyle de kaldı arada. Merak ediyoruz. Milletvekili listelerinizde kimler olacak? Bu çok önemli bir durum. Örneğin Erzurumlarda öne çıkan birkaç isim var. Ömer Ömeroğlu gibi, Yusuf Ömeroğlu oğlu gibi, Mehmet Lütfi Taşçı gibi. de bizim Abdullah Akay Muhtar. Öne çıkıyor adam ben varım diyor. Sahadayım diyor ama AK Parti'den ama MHP'den. Yani bunlar Cumhur İttifakı adayları. Yine İsmet Büyük Ataman'ın Bursa'dan mı Ankara'dan mı olacağı tartışmaları sürerken Hidayet Bağpoğlu'nun ikinci bölgede göstermiş olduğu o sel felaketlerinde göstermiş olduğu başarıları görüyoruz. evet, bizim Faik uyarıyor. Abi diyor bir de şu özel okul fiyatlarına değin doğru söylüyor. İsim vermeyeyim 250 bin TL özel okul fiyatım olur arkadaşlar. Oradan vuruyorum buradan vuruyorum bir memur maaşının İki katı. E okullar da yıkılıyor. Bursa'ya Sayın Milli Eğitim Bakanım yıktığınız okulları yapacaktınız yapmadınız. İşte bunlarla beraber değerlendiriyoruz. Faikçiğime şöyle bir hafiften bakıyorum kaç dakikamız var diye. Tamı tamına diyor ki daha 15 dakikamız var. Evet uzun terleyeceğiz. Bugün terleyeceğiz arkadaşlar. Kürt seçmenden derken şöyle listeye bakıyorum da. Kapatayım hadi seçmenden bahsederken bir de dağ yöresi. Bugün dağ yöresi dediğimiz noktada Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'nun ki kardeşi İrfan Tatlıoğlu AK Parti 10.50 Belediye Başkanı'ydı. Hala da AK Parti saflarında güreş tutmaya devam ediyor. Bir dahaki döneme dair de bir adaylığı Osman Gazi Belediye Başkanlığında olacak gibi duruyor. Şimdi Osman Gazi'de biliyorsunuz ki Erkan Aydın gerçeği var dağ yöresinden. Dağ yöresi ...tarihinin en büyük hamlesini gerçekleştirdi... ...İsmail Tatlıoğlu ile beraber. Evet. Daha Ankara'ya... ...çok önemli bir isim gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı olarak gönderdi. Ki aynı isim... ...aynı zamanda profesör doktor. Yani akademisyen. Yani Anadolu'nun, Yörük Türkmen'in... dağın çocuğu... ...İYİ Parti'nin içerisinde. Peki... ...Dağ'ın sadece... Profesör bir İsmail Tatlı olsun var. Yok Ali Kaya da var. Acaba AK Parti Ali Kaya'yı düşünüyor mu? Eski daha genel başkanına. Ben zannetmiyorum. Ki zaten şu anda akademik çalışmaları yerinde sokağa sorduğumuzda da bir başvuru olmadığını görüyoruz. Partilerin listesinde baktığımız zaman. Peki dağın bürokratları ne söylüyor? Dağın Ankara'daki bürokratları ne söylüyor? Hiç görmediğimiz, gitmediğiniz, ziyaret etmediğiniz Biliyoruz da arkadaşlarla görüştük Ankara'da Sayın Atilla Ödünç'ün danışmanlığını yaptığımızda çok güçlü bir Ankara e, bürokratları e, Whatsapp grubu kurduk. Onu güçlendirdik güncelledik. Orada çok değerli hakimlerimiz var. E, bürokratların isimlerini kamu güvenliğini nedeniyle açıklamıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bursa için canla başlatıyor yani liraklar. Çalışıyorlar. Hiçbir reklam vermeden. Her türlü bedelini de çatır çatır ödeyerek Ankara'nın ayazında soğuğunda bu dağlıların verdikleri isimler var. Ön profilde masada isimler var. Bu isimlere göre baktığımız zaman AK Parti'de 20 yıldır fedakarlıklar yapan kuruluştan bugüne çok büyük emekler veren Avukat Mustafa Yavuz ismi ön plana çıkıyor. Avukat Mustafa Yavuz'un seçmen profiline şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Ne görüyoruz biliyor musunuz burada? Dağ. Evet. Küçük bir dağ. Küçük bir dağ kitlesi. Ama buraya doğru döndüğümüzde çok enteresan bir tablo var. Burada Küçümencik, Orhaneli nüfusunu görürken, Orhaneli'nin dağdaki o ilçe nüfusunu görürken buraya bir dönüyoruz ki Bursa'da on binlerce dağlı var. Dağ yöresinin, Orhaneli'nin, Harmancı'nın, Büyük Orhan'ın, Keles'in oyu var. Ve geçen seçimde bu oyu Osman Mestan'la Keles oyu, Keles seçmeninle Yıldırım'da tüketti. AK Parti bunu doğru kullanmadı. Osman Meslen de bu konuda pek de verimli bir sağ çalışması yaptı diyemeyiz. Görüyoruz. sağ bunu söylüyor. Bugün her şeyi konuşmamız lazım arkadaşlar. temizlik taşları dökmemiz lazım. Daha güçlü bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz. Yani vatandaşlar o yüzden kararlarımızı çok iyi vermek zorundayız. Kim oy verirseniz verin. HDP de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde seçime giren bir siyasi parti. Saadet Partisi de Refah Partisi de, AK Parti'de, CHP'de, İYİ Parti de Milliyetçi Hareket Partisi'de. Ve hatta söyleyeyim mi? Daha bir sürü parti var. 36 tane parti. Türkiye İşçi Partisi de var. Ben onlardan da ciddi bir atılım bekliyorum. Evet. Tam burada daha yöresinde Mustafa Yavuz isminden öyle bir u dönüşü yaptığımızda Mustafa Yavuz'un ciddi bir hukuk camiası kimliğini görüyoruz. Avukat. Yine kıymetli eşinden dolayı ciddi bir sağlık e, sektörünü görüyoruz. Yani insanlar bir yerlere gelmek için bir ömür harcıyorlar. Hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya ben Bay Kemal olmak için bir ömür harcadım. Yine e, Trump dedi ya ben Trump olmak için bir ömür harcadım. E, Sayın Erdoğan Erdoğan olmak için bir ömür harcadı. E, Mustafa Yavuz da Mustafa Yavuz olmak için bir ömür harcadı. Hata yapmadı, e, yemedi, içmedi, yol yürüdü, koştu, terledi ama sahanın kenarında bekledi ama forvete girdi. Evet. Daha yöresin Şu anda en favori adayı o. Bir de Daha Der var. Daha Der'in başkanı da seçimde aslında beklemediniz. Bir hamle yaptı. Ben Yüksel Yaşar Türkiye hep Yüksel Yaşar'la karıştırıyoruz. Yüksel Yaşar artık Daha Der başkanlığı hayırlı olsun demem lazım. Çünkü sürekli değil onu telaffuz ediyor. Kongrede inşallah aday olur destekleriz. Yaşar Türk Milliyetçi Hareket Partisi'nden ki Zaten Milliyetçi Hareket Partiliydi. Bunu her platformda söylüyordu. Aday adayı oldu. Peki arkadaşlar Kürt seçmen ne olacak? Kürt seçmenle ilgili CHP'de ciddi bir handikap var. Sayın Kenal Başkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sizi takdir ediyorum. Tıpkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bakın 7 Haziran seçimlerinden önceki dik duruşları gibi. Siz de çok büyük bir dik duruş sergilediniz ve dediniz ki Meclis üyeleri aday olmayacak. İl başkanları aday olmayacak. İlçe başkanları aday olmayacak. Bu çok önemli bir çıkış. Ve bu aslında bakın aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde diriliş hamlesi oldu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ben Kürt'üm diyen birini aday gösterecek mi? Ya da ittifaklar arası bir birleşmeyle ortak yüzünü çıkartacak mı? Kürt Seçmen niye önemli biliyor musunuz? Eğer sırrı sakık hiçbir Kürt seçmenin olmadığı bir Bursa'da aday olursa HDP 3 milletvekili çıkartıyor. Ben 7 Haziran seçimlerinde bunları söyledim de ana avrat küfreden arkadaşları vardı. Sonra 7 Haziran seçimlerinde sonuç benim gibi çıkınca pardon. Biz alıştık devletimiz de bize çok pardon diyor. Devletimiz için e, her türlü bedeli ödedik ödüyoruz da. Başımız gözümüz üstünde. Ama bu toplumun bekası için doğru isimlerin Bursa'nın evlatlığı olan isimlerin sahneye inmesi lazım. Şimdi tam da buradan gelirken şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Recep Altepe ismi var. Evet, Recep Altepe'ye haksızlık yapıldı. Bunu net olarak söylüyorum. TOKİ Recep Altepe yaptıran Ankara TOKİ'nin başkanı Recep Altepe değildik. Recep Altepe Aparta Park oltudan alındığı birçok proje yarım bırakıldı. Balkan camiasının özellikle Arnavut'ta da ...çok büyük bir e, saygısızlık yapıldı. E bunlar bunu unutmuyorlar, bugün soruyorlar, efendi diyorlar. Ne olacak şimdi, biz kime vereceğiz? Sayın Refik Özen maalesef bizim gözlemlediğimiz kadarıyla... ...pek de yetkin ve yeterli bir sağ performansı sergilemedi. Severim, Allah razı olsun, savunma sanayinde emekleri çok... ...ama beklenti daha fazlaydı. Çünkü Balkan göçmenlerinin bir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı... Cumhurbaşkanı tek kelimeyle, yani Sayın AK Parti Genel Başkanı diyelim çünkü ünvanları ayırmak lazım. İstifasını istedi ve de dedi ki, başkanım, liderim ne diyorsa ben gereğini yaparım. Ama bedelini Bursa ödüyor. Maalesef. Ulaşım ortada. Kurak barajlar ortada. Medya yapılanmaları ortada. Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinizde kadrolaşmalar ortada. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, benim oyum size. Ama siz her şeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Muş isimleri arasında listeye baktığımız zaman Mustafa Sayılgan ismi AK Parti'de her ne kadar öne çıksa da Mustafa Sayılgan'ın kendi parti içerisindeki ağırlığını da değerlendirmek lazım. Mustafa Sayılgan'ı siz ikinci bölgeden koyarsanız birinci bölgede kimi koyacaksınız? Orada da Ayhan Durgun ismi var ama Ayhan Durgun'un iki muşunun olduğu bir liste AK Parti'ye kaybettireceği için burada Mustafa Sayılgan Ayhan Durgun kavgasını muşlar arasında Refik Selik'le beraber üçlü tartışmada bırakırken Doğu Güneydoğu seçmeni bir isim arkasında çok net duruyor. Evet arkadaşlar. Doğu Güneydoğullar Bursa'nın sporcu, genç, dinamik, Bursa Ticaret ve Sanat Odası'nda meclis üyeliği yapmış ve yapmakta olan ee, ve aynı zamanda Perakende sektörünün önemli ismi Fuat Alparslan'ı, evet Fuat Alparslan'ı milletvekili olarak görmek istiyor. Zaten Fuat Alparslan da bunu her platformda söylüyordu ve il yönetimine de davet edilmişti. Ve zaten işte Mustafa Yavuz gibi o da ben günü geldiğinde milletvekili adayı olurum. Bu şartlarda ben görevi kabul ediyorum demişti. Ve o şartlarda da o güne yakışır bir şekilde de adaylığını açıkladı. Fuat Alparslan'la Mustafa Sayılgan'ın ya da işte Refik Selin ya da Ayhan Durgun üçlüsünün Riyasettin Bingöl'ün adını doğrultmamak lazım. Başvuru yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bu ekibin güçlendirdiği bir AK Parti iktidarın karşısında isimleri belli olan ama bir kere bile arayıp da arkadaşım kardeşim biz de adayız demeyen CHP'nin adayları var. E bir de Deva Partisi'nde var. E bir de Sırı Sakık geliyor. İşte bu denklemi iktidarı belirleyecekler, belirleyecekler. Ama Kürt seçmenin şöyle bir gerçeği var. 600 bin yaklaşık oy var. Yani geçen seçimlere göre kıyaslarımızda 450 bin, 600 bin. Hani <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz vardı. 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın. Doğu Güneydoğu'da tek çocuklu olan nadir ailelerden biriyim ben. Maşallah aileler geniş. Bende 52 tane yeğen var. Her zaman söylüyoruz. Şimdi altın fiyatı da yükselince onlar da evlenince sorun oluyor tabii. Maaş yetmiyor. Buradan da değerli patron Cüneyt Dizdar'a Bursa kamuoyuna açık çağrı yapıyorum. Ya altın fiyatlarını düşünün ya kimse evlenmesin. Maliyet büyük. İşte burada geçen seçim HDP'nin aldığı oyu değerlendiriyoruz. 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde. Bakın 62 bin ile 70 bin arasında bir oy var HDP'ye giden. Bu oy şu anda 110 bin civarlarında. 110 bin bir milletvekili çıkartıyor. CHP'ye giden bir oy var Nurhayat Altacı üzerinden. Evet burada böyle bir oy var. Yaklaşık 80 bin. Şimdi o zamanki seçime göre değerlendirmek lazım istediği istatistiği. 70-70 falan civarlarında. E, tabii Nurhan Altacı biraz daha fazla oluyor bölge itibariyle. Yansıyan olarak milletvekili çıkarmaya destek olduğu için söylüyorum. Ne oldu? 150 bin seçmen muhalefette. Evet. Evet. 450 bin demiştik. 300 binde iktidarda. Ama bir kısmı MHP'de. Büyük bir kısmı e, AK Parti'de. O dönemin diğer siyasi partilerinde de mutlaka var. Seçmen profili. Yani Kürdüm deyip Milliyetçi Hareket Partili olan da var. E, Kürdüm deyip Saadet Partili, Refah Partili, Deva Partili ya da Türkiye İşçi Partili olan da var. Hani bu şeye benziyor. E, seçmen grafiği geniş. Kızıp da Başka bir partiye veren veya sandığa gitmeyen Türk, Kürt, Laz, Çerkez bu ülkenin vatandaşları da var. Şimdi burada Kürt seçmen gibi Karadeniz seçmeni de sandıkta bir farkındalık oluşturuyor. Nerede? Samsunlularda. Samsunlar bir oy. Trabzonlar bir oy. Rize ordu diğerleri de bir oy. Yani üçe böldük. Balkan göçmenlerinde de benzer bir durum var. Her ne kadar Bulgaristan seçmeni güçlü olsa da, Bulgaristanlıların ekonomik özgürlüğünü sağlayamamaları hasebiyle özellikle muhafazakar kesimde bir Arnavutluk gerçeği var. Arnavut göçmenleri dediğimiz suyun ötesi berisi olayları var. Rumeliler var. Batı Trakyalılar var. Balkan Türk Siyat var. Balkan Türk siyasında en güçlü ismi Aytu Onur dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Bu Bursa Ticaret ve Sanat Arası Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle de Bursa İş Dünyası'nın büyük bir hamlesi olarak görülüyor. Çünkü Bursa İş Dünyası geçim dediğimiz noktada, ekonomi dediğimiz noktada ciddi bir e, sorun yaşadığını sürekli olarak Ankara'ya iletiyor. Bu konuda da e, Sayın Lüfer Çevikeli, Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'la Dosat Siyahat Başkanı'nın görüşmelerini biliyoruz. Yine Cüneyt Dizdar'ın da tekstille ilgili ama BTSO'da ama Ankara ziyaretlerinde ifade ettiği e, başkanı olarak cümleler var. Liste devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu 300 bin oy önemli. Şimdi tam burada hızlı bir şekilde listeye gidiyorum. Çünkü arkadaş uyarıyor. Evet. Mustafa Eski'nin devam etmesini bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle. Efkan Ala sanırım bakanlar bakanları çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün akşamki açıklaması bakanları deprem bölgesi başta olmak üzere bölgelerde görevlendireceğim sözü. Efkan Ala'nın Bursa'da devam edeceğini gösteriyor. 3 kadın AK Parti'de çok öne çıkıyor. Cemile Yiğit, Kevser Öztürk, Tanay Olguner. Ve Ahmet Kılıç'ın da devam etmesi bekleniyor. Bunu da arada söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeden hızlı bir şekilde İyi Parti'ye bakalım. Sami Bilge, sanayici iş adamı adaylık başvurusu yapmadı ama Meral Akşener'in Sami Bilge'yi aday göstermesi iddiası kulislerde. Sermin Özensoy'un adaylığı söz konusu mu bilmiyorum. Ama aday olması gösterilmesi gündemde. İsmail Tatlıoğlu var ee, ve zaten Ahmet Örasan'ın da Bursa'da devam etmesi bekleniyor. E, ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ben dört milletvekili bekliyorum. 2-2 şeklinde. İsmet Büyükataman Hidayet Vahapoğlu'nun Bursa'da devam etmesi öngörülüyor. Yine beraberinde Sayın Tevfik Topçu ile beraber bir kadın e, adayın daha Bursa'da listelerde olacağı konuşuyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce söylediğim gibi Aytu Onur ismi favori. Orhan Sarıbal ama Bursa'dan ama başka bir yerden diyorlar ama Bursa'dan muhtemelen devam edecektir. Çünkü zirai anlamda önemli çalışmalar da var. Genel merkezde yakın. İsmet Karaca'ya kesin gözüyle bakılıyor. Ve Nurhayat Hayat Altaca Kayışoğlu'nun devam edeceği konuşuluyor. Peki tam bu, bu noktada seçim dedik, geçim dedik, emekli maaşları dedik. Asgari ücretin de artması öngörülüyor. Muhtemelen deprem bölgesinde yapılan Brüt ücret net ücret birleşkesinde Bursa'da da uygulanması gör görüşülüyor. Bir de böyle bir gerçek var. Bir de arkadaşlar kendi derdimizden de bahsedelim biraz. Dertliyiz. Ankara Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun üzerinden bir basın yasası çıkarttı. Bir basın yasasıyla birlikte hepimizin anasını ağlattı. Durup dururken Fahrettin Altun, Profesör Doktor bir kere gelip konuştuğu yok. Gördüğümüz yok. Kendince bilmem kaç tık alan birkaç otorite gazeteyle oturdular konuştular. Ama yandaş ama kardeş ama karşı Bu önemli değil. Bizim internet gazetecileri federasyonu Mesut'ta gitti konuştu. Mesut Demir arkadaşımız da konuştu. arkadaşlar siz tabi birilerine veriliyor fazla fazla paralar onu biliyoruz büyük şehirden ama ya bizim aldığımız faturalar belli. Siz iyi misiniz? İki tane gazeteci çalışmak ne demek? 15-15-30 bin lira. Esnaf çalıştıramıyor. ben şimdi 5 tane adamın işini yapıyorum. bakın televizyon programı yapıyorum. Gidiyorum sitelere haber giriyorum. Gidiyorum köşe yazı yapıyorum. Alıyorum mikrofonu sahaya iniyorum. Yani aslında Fahrettin Altun'un yaptığı bu operasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa medyası başta olmak üzere Anadolu yerel medyalarında maalesef çizik yemesine neden oldu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ya da işte diğer partilerden veya bireysel çıkan adaylar daha Güçlü. Çünkü hepsinin iddiası şu. Biz gelirsek yasayı değiştireceğiz. Burada bir yapılandırmaya, bir güncellemeye gitmek lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Bu haksızlık. Bu AK Parti'nin adalet ve kalkınma hamlesine darbe vuran bir durum. Bugün Bursa'da en ufak ofis kirası 5 bin lira. En ufak personel maaşı, sigortası, yemeği, ücreti 15 bin lira. 30 bin lira iki personel bu parayı alamıyor Bursa medyası. Ve Anadolu'nun baba Türkiye'nin baba alisi. Gazeteciler Cemiyet Başkanım, Sayın Federasyon Başkanlarım. Benim ödediğim vergiyi sizler ödemiyorsunuz. Bursa'da gazeteciler iş bulmalı. Gazetecilerden bakın, gazetecilerden basın mensuplarından, basın ve halkla ilişkilerle işçiyle uğraşan, halkla ilişkiler olanlardan sigorta prim ücreti kesilirken vergi kesilmemeli. Bunu indir. Bu özel bir meslek grubuysa özgür medyayı, özgür Türkiye'yi, demokrasiyi konuşuyorsak o zaman gazetecilerin sigorta primlerinden vergi alma. Maaşlarından alma. Artık iki tane de adam çalıştırttırma. Zaten çalışıyoruz. Zaten biz de çalışıyoruz. Yani okulunu okumadıysak o zaman devlet sınav açtı. bize sağlık sağlık personeli oldu. Bu şartlarda AK Parti'nin iktidarı çok zor. Benim kendi kişisel tercihlerimi bir kenara bırakıyorum. Ben oyumu söylüyorum zaten. Benim oyum yarın seçim olursa Sayın Hidayet Bağpoğlu ile İsmet Büyük bu seçimi de kendilerine oy çekmekte çok büyük emekleri var. Allah razı olsun. Ankara'da hiçbir sahipsiz bırakmadılar. Bursa'nın birçok milletvekiline nazara yine Lale Karabıyık, Nuray Altacı, Erkan Aydın, Orhan Sarabalı da sahiplenmek lazım. Ama orada bir farklı bir ilişki bir de biz muhafazakar seçmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile o bağı bir türlü oturtturamadık. Durgut Özkan çok büyük başarılar elde etti. Bursa'da muhafızakar seçmenin oyunu ciddi anlamda AK Parti'den CHP'ye çekiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Benim oyun Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken Recep Tayyip Erdoğan'a ağzı alınmayacak her türlü hakareti yapanlara Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Aktaş bütçe veriyor. Herkesin sosyal medyası, paylaşımı yazdığı, çizdiği ortada. Kimin HDP'ye oy verdiği, kimin ya da HDP'de demeyelim. HDP'de siyasi parti. Oy vermek günah değil. Değil mi? Ama ben versem Ömer Kürt ya. Ömer Ağrılı ya, Doğu Besti ya. Ömer Öteki ya. Arkadaşlar biz neyin ne olduğunu farkındayız. Algıya gerek yok. Bu basın yasasıyla bu bir anda tak 7500 emekli maaşı demelerle bu bir türlü satışa sunamadığımız tokla olmuyor. AK Parti İl Başkanı Sayın Davut Türkan. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Turgut Özkan. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı İl Başkanı Cengiz Kalkancı. Oturup baktığımızda sokakta konuştuğumuzda insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Bursa'nın sorunlarına çözüm istiyoruz. Bursa'nın sorunlarını konuşun. Bursa'nın vizyonuna hitap eden milletvekilleri getirin. Bursa'nın sorunları ile ilgili Allah razı olsun diyorlar. Bakın Ramazan mübarek oruç gün. Biz de oruçluyuz. Bu da bildiğimiz kadar. Allah kabul ederse edecek, etmezse zaten cehennem hak. Ama şu arkamızda bir umut güneşi vardı ya az önce. Bu umudu kaybetmeyelim. Bu ülke için, Türkiye'nin geleceği için, yarınları için, çocuklarımız için, lütfen Allah rızası için Bursa'ya hizmet edecek kadroları önümüze getirin, bizler de seçelim. O yüzden diyoruz ki Ömer Küçükkaya ile bütün şehir programında yeni bir yayında buluşmak üzere Leylek yaren uçmadan herkese hayırlı ramazanlar.